Şimdi programımızı kapatırken suyu bir kodlamak. kodlamak okumak değil mi daha çok? Okumak değil. Okumak daha inançla ilgili bir şey. Kodlamak diyor. Kodlamak valla uçarım sana. Ama şöyle bir şey var eskilerde. Mesela suyu açıp ona derdini anlatırmışsın su gibi akıp gitsin. Ay yaşa evet, Gökçe evet, ya. Doğru. Helal olsun. Sana. Evet ya Okan. Evet, rüya görürdük suyu anlatırlar. Oysa ki sen eskisin bilmen lazım. Hayır ben böyle bir gerizekalılık eskilerde olmaz. Öyle bir şey yoktu. Vallahi ayrıca da eskiler suyu açıp diyelim ki uzun bir derdin var. Kimse suyu açıp bırakmazdı. Ya vallahi herkes, ya bak. Herkes, ya Gökçe rüya görüyorduk. Herkes tutumluydu. Kimse suyu. Ya dişini fırçalarken filan annem baban arkadan koştururdu. Kapa evladım musluğu diye. Vallahi var bu var. Var. Tamam boş ver Gökçe. Öyle bir şey yok. Yani aslında anlattığın şeyi soyuttan somuta geçiriyorsun, onu akıtıp gönderiyorsun. Bak eski, gibi. Bak maddeye dönüştürüyorsun. Bizde pek otellerde, evlerde yoktur ama. Bodrum'da yok o. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Yurt dışında mesela bir otele falan gittiğin zaman görürsün eski otellerde. Mesela genelde lavabolar, odalardaki lavabolar sıcak ve soğuk muslukları birleşmez yani ayrı musluklardır onlar. Ha. Bazı lavabolarda vardır görmüşsünüzdür. Evet, evet. O lavaboyu doldurmak içindir. Yani karıştırmıyor suyu sıcak ve soğukla ılıştırıyorsun ve o lavaboyu mutlaka şey yapıp suyun akışını durdurup oradan yani biriktirdiğin suyla temizliğini yapmak üzeredir. Yani bu eski dediğimiz şeyde bizde bizim ülkemizde de öyle, dünyada da öyleydi. Kimse böyle suyu boşuna akıtmıyor o zaman. Asıl o zaman böyle bir problem yoktu. Şimdi susuzluk diye bir problem var. Evet. Su diye bir problem var. Öyle diyelim ki çok dertlisin. Sevgilinden ayrıldın. 3 saat anlatacak mısın? Ya duşun altına girip anlatan bile var. Ya faturayı kabullenip anlatman gerekiyor. Rüya gördüğünde evet. Derler ki bizim eski yani büyüklerimiz, şimdi çocuklar bilmez derler ki. Tuzlu döker. Kalk suyu anlat. Suyu anlatma. Mesela şey evet, derler istemediğin misafirin gitmesi için de ayakkabısına tuz dök derler. Ya da rica etmek belki. Aslında şamanizmden geldi. Şaman kültürü eski Türklerde evet, bunlar da derenin başında anlatıyormuş gerçekten. Yahu derenin başında anlatırsın tabii musluğu açıp niye anlatıyorsun? Bu zaten korkutucu. Yani misafirin gitmesi için ayakkabıya tuz onu döküyor da misafirle başka bir şey yapmak için acaba nereye ne döküyorlar? Valla böyle şeyler var mı? Eski ya. Yani şamanizmden gelen çok öyle şey var. Ben inanıyorum ya. Var. İnanç çok önemli de ben inanmam mesela böyle şeylere. Yani. Misafirin ayakkabısına hiç tuz döktün mü? Onu hiç duymadım. Onu da ben duymadım. Misafir ayakkabıyı giyince ne yaptı? Gitti bir daha gelmedi. Yapma ya. Tuz gerçekten ama işte inanç kılıbı işte. İnanarak döktü ama. Bıktım çünkü zırt pırt gelmesine. Ben hiç misafir sevmem. Demek ki sürekli eve gelene ayakkabı inanarak inanarak döktü ama. Aynen. İnandı. İnandı hiç onu enerjisiyle itti aslında. Ayakkabınızda tuz bulsanız siz de bir daha oraya gitmezsiniz. Vallahi buraya sirkeyi gelmeden ne yapıyorlar? Ayakkabıya sirke. Okan buraya gelmeden enerji. Önce elma sirkesiyle yıkandım. Ekmek turuna el basayım. Nazar değmesin diye. Buraya gelmeden önce elma sirkesiyle mi yıkandın? Bana sirke kokuyor kafa. Evet. Sen yıkanıyor musun sirkeyle? Henüz değil. Ben içiyorum sirkeyi. Bu gece bir yenilik olabilir yine. Evet. Tamam evet, bu gece gerçekten yani. Sirkeyle yıkanma falan mı var? Evet. Ne yapalım bu farklı akıl hastalıklarından verdiğimiz programımızı kapatalım mı hocam? Siz yani. Hayır, bir daha. Şimdi birazdan bitireceğiz. Burada en ciddi ve akıllı oturan konuklarımız en gençlerimiz oldu. Güneş ve Motive yani Tolga hakikaten siz çok efendi, çok ciddi oturdunuz ve hakikaten üretimlerinizle de size saygı duymamızı sağladınız. Çünkü hem gençsiniz hem de çok fazla üretiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Harikulade bir şey. Biz biraz
daha yaşlı var. Yani petek hariç biz diğer zombiler biraz daha işin gırgırında gibiyiz değil mi? Falan diyerekten. Ama değil mi ne kadar kesinlikle onlar? Çok iyiler. Yani, çok teşekkür ederim. Aşk olsun biz de üretiyoruz ama. Ha? Hem üretiyoruz. Evet ama biz biraz gırgırındayız. Yani işte 90'lı, 2000'li, 2010'lu yılları yaşamış olanlar daha gırgırdayız yani. Ama çocuklar bir şey söyleyeyim mi? Sağlam. Bizlerle takılıyorlar hep. Ha? Gençler hep bizlerle takılıyor. Hangi bağlı? Çünkü sıkılıyorlar. Çünkü sen bize eğleniyorlar. Sen gençlerle mi takılıyorsun? Ben gençlerle takılıyorum. Ben kesinlikle gençlerle takılmıyorum. Ya beraber çalıştığım gençler var. Ben kesinlikle kendi yaşım ve üstü yaşlarla takılıyorum. hiçbir şekilde şey gençlere hitap etmek istemiyorum. Bizimle daha çok eğleniyorlar. Ha? Benim de hani bizimle birkaç tane genç. Hangi genç bizimle eğleniyor? Aslında biraz siz hayır, bizimle eğleniyorsunuz. Şey hayır ben hiç sizin eğlenmiyor. Ben eğlenmiyorum. Ben tamamen hayır, kendi doğru. Yaşım yani... kadınlar ve erkeklerle ve üst yaşlarla takılmak istiyorum. Gençlerle hiçbir yerde beraber olmak istemiyorum. Ben ama ekipte gençler var. Var. Ya benim yaşıtlarım ve daha büyük yaşlarım ölmekte olduğu için mecburen gençlerle çalışıyoruz. Evet. Ama yani çok saygıdeğer genç insanlar var işte onlarla çalışmak çok güzel. Sen de aslında bizim yaşa gelince Petek'cim sen de anlayacaksın ki insanın nedir efendim Ajda ne diyor? Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yaşlandıkça bol bol söylenir. Yani öyle bir şey. Çünkü şey gibi akranlık diye bir şey var ya hani kendi bak. Neslinin tipleri filan hani ondan anlar ya akran. Şu olmuş şu olmuştu filan diyorsun ay ya. Akranlık diyor yani susayım başka bir karşılayan ama yani çağdaşlık kız arkadaşın kaç yaşında Okan 50 yuh vallahi mi diyorsun evet ama genç gösteriyor kaç gösteriyor biz her gün sabah plazenta yiyerek başlıyoruz sabahleyin ama niyet ediyor musunuz? Niyet ediyor musunuz? Ya aslında geceleri de gebe kadınlara saldırıyoruz ve sabahları da plazenta yiyerek başlıyoruz güne. Yani sabah mutlaka güne başlarken kodlanmış plasenta. Kodlanmış plasenta. Kodlanmış plasenta ne? Onu da mı kodluyorduk? Hayır suyu kodluyorduk ya. Plasentayı da kodlayın. Ay doktora gün doğdu bak. Gördün mü? Ama siz yaş konusunu komple üstünüze aldınız. Tamam niye herkes bana oynuyor şu an? Hiç kimse size oynamıyor aslında. Kimse sana oynamadı. Başta da oynamamıştık. Evet. Peki. Şimdi sayın doktor ne anlatacaksın yarın? Ya Okan'ım 30 sene olmuş mesleğe başlayalı. 30 senede maksimum Unique Box'ta saat kaçta? 21'de. 21'de. Evet. Ya aslında bu böyle bir defalık, hatıralık bir şey. Yani hani öyle devamlı tabii olacak bir şey değil. Herkes ilk duyduğu zaman nasıl yani falan oldu. Yani birazcık aslında çok sevgili Zümrüt BKM'nin genel müdürü onun birazcık ısrarı ve şeyiyle desteğiyle tabii ki Yağmur Akpınar'ın da sevgili Necati'nin güzel kızı. Böyle bir hatıra gecesi. Yani ben bu yılı birazcık böyle meslekteki 30. yıl falan hani hayatıma dokunanlar şey onlarla birlikte geçirmek istediğim bir şeyler yapma fikrindeyken böyle bir şey çıktı. Biz bir YouTube kanalı yapıyorduk bir yandan da. O YouTube'dan sonra birazcık bir dönem ara verdik. İşte böyle anekdotlar, çok konuşulanlar, beğenmediklerim, hoşuma gitmeyenler. Yani birazcık benim içimi dökmem olacak aslında bu. Yani çünkü gerçekten hani bunun hasta açısından, doktor açısından, sektör açısından, piyasa açısından. Çünkü aynen dediğin gibi yani her şeyde olduğu gibi bir delilik gitmekte. Bu bizim işimizde de böyle yani hayatın her alanına yansıyor. Yani medikal estetik anlamında, estetik cerrahi anlamında, kozmetik dermatoloji anlamında nasıl tanımlarsak tanımlayalım. Böyle bir hakikaten bir çılgınlık durumu da var. Yani bunun işte bir bölümünde mesela bir Instagram şeysi var ki ya millet çıldırmış vaziyette. Yani bizim böyle ciddi ciddi doktorlar hani elinde silikonlarla jonglörlük yapabiliyor yani. Veya işte ne bileyim botoks iğnesini dart gibi atan. Hani kendini pazarlayabilmek için hani bunları yapanlardan tut da bir sürü şeyler de gördük. Böyle ilginç komik olabilecek anekdotlar hani... bir de bunu yaparken hani böyle
bir çok da fazla, evet, komedi festivalinin içinde ama hani kendi kendime bunu tekrar ediyorum. İlla böyle çok komik falan olmak zorunluluğum yok diyorum. Aman yani öyle bir şeylere illa şey yapma. Dur bakalım yani, inşallah Allah mahcup etmezse beklerim hepinizi. Hocam bir şey inşallah sorabilir miyim? Tabii ben ki. Plasanta yiyormuş Hollywood starları, doğru mu bu? Onu yiyip bitirdiler galiba. Ay vallahi öyle. Bir ara öyle bir laf çıkmıştı değil mi? Ya şimdi öyle bir laf çıktı. Şimdi plasentanın tabii yenileyici özelliği var ama öyle, hayır, yenip içmek anlamında değil. Canım. Odası işte geçti. Hayır bilmiyorum ya, öyle duyum 2000'li yılların başında Uzak Doğu korku filmlerinde vardı bu. Plasanta yiyip genç evet, kalınıyor. Vardı. Bu doğru mu? Takışın vallahi. Evet ama sen yeme. Şimdi ya, bak ay, yarınki şova başlarken birazcık hani şunu da konuştuk. Ya, ya estetik onu nedir dedik. Estetik aslında doğayı taklit etme sanadı ama bu dünyanın doğasını taklit etme sanadı. Şimdi herkes orta dünya falan oldu yani. Hmm. Orklar, elfler, hobbitler dolaşır oldu. Bravo. İşte öyle gidip de plasenta plasenta yemeyin yani. Ay var mı böyle bir şey? Ben onu merak ediyorum. Benim bildiğim yok. Ve bazı ilaçların da plasentadan. Yersek mi diyorsun? Nereden bulacaksın evet, plasenta? Diyelim ki var bir kaynak. Ama bir şey söyleyeceğim, bazı ilaçlar da plasentadan yapıldığını ya var ama abi, şimdi böyle her bulunduğu yer başka canlıların doğururken plasentanı ayırıp dondurup sonra kullanacak mısın? Estetik olarak bilmiyorum. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak belki. Yok yok öyle bir şey yok yani onlar... We'll be right back.